Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen IPART 3 programı ikinci başvuru çağrı ilanı bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Yükseltirmek, tarımsal üretim ve verimliliği artırmak, tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek amacıyla 2011 yılından beri IPART destekleriyle yenilikçi projeleri ülkemize kazandırmaya devam ediyor. Kendilerine ulaştırılmasına destek oluyor. Gelişen Türkiye'nin üreten ilgilerine destek veren TKYK, 2011 yılından bugüne kadar 26 binin üzerinde projeye ödenen 45 milyar... Düzenlemiş olduğumuz TKDK İPART 3 programının 3. çağrısının tanıtım ve bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Tabii az önceki videoda da görüldüğü gibi daha önce bu program 39 ilimizde uygulanmaktaydı. Şimdi ise 81 ilimizde bu yıl itibariyle başlamış oldu. Bugünkü toplantımızın amacı bizim şu ana kadar desteklenmiş olan 39 ildeki 26 bin projenin içerisinde bundan sonraki desteklenecek olan projelerden daha fazla, Kırşehir olarak daha fazla pay alabilmek. Tabii bu bir proje, üç proje, beş projeyle değil, biz ne kadar çok proje sunarsak eminim o kadar çok destekten faydalanmış olacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak biz çiftçimizin her daim yanında olmaya gayret gösteriyoruz ve her daim yanındayız. Özellikle son 7 ayda, yani 2024'ün ilk 7 ayında diyeyim, 780 milyon TL'ye yakın destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesabına aktarmış bulunmaktayız. Tabii bu TKDK çağrılarının ilimiz açısından çok büyük önemi var. Tarıma dayalı altyapının, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesinde TKDK'nın olan illerle, bundan önceki uygulanan illerle, bundan sonraki ya da şu anda uygulanacak olan iller arasında çok büyük farklılıklar olduğunu hepimiz görüyoruz. Bugün özellikle bir konuda bilgilendirme ihtiyacını, bu toplantıyı yapma ihtiyacını duydum. İşte TKDK ya da İPART programı deyince hep aklımıza Kırşehir olarak ya işte Mandıra geliyor ya da işte birkaç böyle spesifik konu gelebiliyor. Ama az önceki izlediğimiz videoda da gördük ki tarım nasıl hayatın her alanındaysa, gıdasından, hayvancılığından, tarımından, her alanda nasıl tarım teşkilatı varsa İPART programların tamamı da hayatın işleyişi içerisinde ne kadar üretim alanı varsa tamamına destek vermektir. Su ürünlerinin işlenmesinde ya da işte Ziraat Odası Başkanımız burada ya da farklı çiftçi derneklerimizin şu andaki makine ekipman ihtiyaçlarıyla alakalı bir biçer döver alacak, bir işte lazer tesviye alacak, belki daha büyük bir makinalara ihtiyaç duyulan makinalara da bu çağrı döneminde TKDK başvurularıyla destek veriyor. Dediğim gibi bu dönemde özellikle bizim amacımız bir ön yargı ya da bir bilgilendirme yapalım da burada nelere destek vereceğiz ya da bundan sonraki dönemde neye destek verecek, hangi çağrı döneminde ne çıkacak, bunu özellikle sizlere anlatalım istedik. İl müdürümüzün de bahsettiği gibi daha önce 42 ile destek veren İPART programı artık 81 ilde ve bunun sonucu olarak da Kırşehir İrtibat Ofisimiz buraya açıldı. Kırşehir İrtibat Ofisi Yozgat İl Koordinatörlüğü'ne bağlı olarak hizmetlerini devam etmekte. TKDK sizin de bildiğiniz üzere açıldığı her ile Avrupa Birliği standartlarında işletmeler kazandırmıştır. Artı istihdam kazandırmıştır. Bunun tabii ki Kırşehir'de olacağını da biz inanıyoruz. Aslında biliyoruz. Çünkü öyle. Şimdi ikinci başvuru çağrı ilanımız başladı. Gözden birazdan size ayrıntılı bahsedecek. Kırşehir'in potansiyeline bakıldığında aslında herkes Mandıra, herkes makine ekipmanı dese de aslında bu konuda da potansiyeli yüksek bir ilimiz.
Bugün sizlere İPART programımızın, Ayşe Hanım'ın da detaylı anlattığı İPART programımızın üçüncü bileşenin ikinci çağrısıyla ilgili bilgi vereceğim. Sunumumuza geçelim isterseniz. Kurumumuzun kuruluşunu Ayşe Hanım detaylıca bahsetti aslında. 2007 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili kuruluş olarak kurulan ve 2011 yılında Avrupa Komisyonu tarafından akredite olan bir kurumuz. İPART programlarını uyguluyoruz bildiğiniz üzere. Özür dilerim. 2011'den beri desteklenen projelerimiz, oluşan istihdam, sağlanan hibe, gerçekleşen yatırım gördüğünüz sayılardadır. Toplam 25.460 adet desteklenen proje, istihdam yaklaşık 100.000 kişi, sağlanan hibe 44.8 milyar TL. Bu şekilde yani 2011 yılından beri Türkiye'nin Avrupa Birliği alanında gelişmesine büyük katkılarımız olmaktadır.